Buyurun Zemfra Hanım, söz sizdedir, herkes size eşidir. Merhabalar, herkese selamlar. Çok teşekkür ederim Nagip Bey. Hem size hem de bu süreçle alakalı emeğe geçen herkese teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtarak bu konuşmaya başlayayım. Çünkü Türkiye Türkçesiyle ben konuşacağım. Dünyaya geldiğimden beri neredeyse Türkiye'de yaşıyorum. Çünkü bütün eğitimlerimi vesaire de burada aldım. Dolayısıyla kendimi Azerbaycan Türkçesinden ziyade Türkiye Türkçesiyle daha iyi ifade edebildiğimi öncelikle söyleyeyim size. Bununla alakalı affınıza sığınıyorum yani. Şimdi bu pandemi süreciyle alakalı aslında Türkiye bu sürece girdiği zaman hani tüm dünya ile birlikte çok şaşkındı. Çünkü hiç kimsenin bugüne kadar karşılaşmadığı bir şey açıkçası. Dolayısıyla bu sürece dair, bu yeniliklere dair nasıl adımlar atılmasıyla ilgili kimsenin bir bilgisi yoktu. Yani bunlar tamamen işte insanların birbirleriyle iletişimde geçerek, iletişimde kalarak, belli hukuk komisyonları oluşturularak, işte tahsille alakalı komisyonlar oluşturularak aslında biraz öngörülebilir bir hal aldı artık. Ama herkesin de bildiği gibi ilk bir hafta, iki hafta çok karışıktı. Hani ne yapacağız, ne olacak, işte belli bir takım komplo teorileri ortaya çıkıyor, ortaya atılıyor. Sürekli bir videolar geliyor, farklı farklı yazılar okuyoruz vesaire. Yani psikolojik açıdan da aslında insanları çok fazla etkileyen bir dönemdi. Ama ben bu son günlerde açıkçası söyleyebilirim ki bu süreçten çok da zarar almadan, hatta kendimize çok yeni şeyler katarak, faydalı şeyler katarak çıktığımızı düşünüyorum. Bu da mesela şöyle örnek vermem gerekirse, ben avukatım, Türkiye'de avukatlık yapıyorum. Mesela bu pandemi süreci ilk çıktığında birçok işletmenin faaliyeti durduruldu Türkiye'de. Bununla alakalı sürekli müvekkillerimin bana sordukları şey, biz artık hani herhangi bir kar elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla işçilerle alakalı olan durumu ne yapmalıyız? Şimdi normalde kanunlarda okey, mücbir sebep, yani öngörülemeyen hallerle alakalı birçok genel düzenleme var. Fakat özel olarak pandemiye dair ne dünyada ne Türkiye'de ne de Azerbaycan'da spesifik olarak düzenlemeler yoktu. Dolayısıyla bu daha çok böyle avukatların, hukukçuların, komisyon üyelerinin, hatta eğitimcilerin yorumlarıyla geliştirilebilecek konulardı. Dolayısıyla bana bu takım sorular sorulduğu zaman müvekkillerim tarafından hani şey diyordum, henüz tam bir açıklama yapılmadı, resmi açıklama yapılmadı, işte işçilerin durumuyla alakalı, işverenlerin durumuyla alakalı. Yani süreç bayağı sıkıntılıydı. Ama Türkiye özelinde konuşacak, o söyleyecek olursam birçok hukuki regülasyonla bu süreç daha da karşılıklı anlaşmalar neticesinde aslında daha da az zararla atlatıldı. Çünkü işte bir kere işverenlerin işçileri işten çıkarılmasına dair yasak getirildi. Ama aynı zamanda normal şartlarda işverenler tam maaş ödeme yükümlülüğü altındayken bunu da devlet üstlendi. Bu gibi regülasyonlar yapıldı geçici olarak. Onun dışında birçok alanla alakalı aslında hukuki regülasyonlar yapıldı. Fakat bence bu dönemde biz en çok hukukçular olarak gördük ki bu dijitalleşme çağına girerken aslında bu dijitalleşmeye dair var olması gereken bir takım hukuki regülasyonlardan çok çok eksiyiz. Yani ne Türkiye'de ne de dünyanın diğer hani gelişmiş olan ülkelerinde bu özellikle bilişim teknolojilerinin hukuki altyapısına dair çok da verimli düzenlemeler bulunmuyor. Özellikle yapay zekaya dair, mesela yapay zeka ile kurulmuş olan bir takım sistemlerin kesinlikle hukuki düzleme oturtulmadan kullanıma sunulması, yarın öbür gün ortaya çıkacak bir takım hak kayıplarında insanların ne şekilde kendilerini savunabileceklerine dair, o yapay zekaya dair, yapay zekaya karşı kendilerini ne şekilde savunabileceklerine dair düzenlemeler
çok da sağlıklı değil. Yani Türkiye'de neredeyse yok. İşte İngiltere'de buna dair bir takım çalışmalar yapılıyor. Oxford Üniversitesi'nde yanılmıyorsam buna dair bir alan var. Ama dediğim gibi ne dünyada ne de Türkiye'de bunun altyapısı tam olarak yapılmamış durumda. Şimdi biz evde oturduğumuz süreç boyunca ne yaptık? Sürekli internetten bir şeyler yaptık. İşte internetten eğitim aldık, internetten alışveriş yaptık, internetten sertifika edindik, internetten mezun olduk hatta. Benim şu an birçok arkadaşım işte yüksek lisans mezunu oldular, işte üniversite mezunu oldular vesaire diyorlar ki hani evde pijamalarımızla mezuniyet kutladık. Hani kimse normal mezuniyeti yaşayamadı açıkçası bu dönemde. Dediğim gibi hani sürekli bir şeyleri dijital, sürekli bir şeyleri online olarak yaptığımız için buna dair düzenlemelerin de aslında beraberinde gelmesi gerekiyor. Bence biz işte eğitim alanında mesela çok büyük yenilikler yaptık. Azerbaycan'da işte üstadlarımı dinledim, hepsi anlattı. Mükemmel yenilikler var. Türkiye'de de aynı şekilde en başta çok sıkıntılar çekilmiş olsa da şimdi en azından daha bir oturdu bu online eğitim meselesi. Ama dediğim gibi bu online mevzuları yaparken işte e-ticareti olsun, mesela e-spor var artık, hani online olarak oynanan oyunlar e-spor olarak gidiyor ve buna dair bir federasyon kuruldu, e-futbol federasyonu, online futbol federasyonu diye mesela böyle bir düzenleme geldi. İşte dediğim gibi hani Türkiye'de de Azerbaycan'da da özellikle bu e-ticaret konusunda, dijitalleşme konusunda bir takım algoritmalar tabii ki var. Bunların hepsinin hukuki altyapısının daha da sağlamlaştırılması gerekiyor. Çünkü artık böyle bir face to face, yüz yüze durumlardan ziyade biz karşımızda bir yapay zeka var ve yapay zeka ile sürekli muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Biz insanlarla var olan muhatapiyetimiz çerçevesinde haklarımızı en azından asgari derecede olsa da biliyor olsak da tam manasıyla şimdi yapay zeka zekaya karşı bilmiyoruz. Çünkü yapay zekanın bir fiil ehliyeti var mı, hak ehliyeti var mı, o bize karşı bir hak iddia edebilir mi gibi bir takım sorular var aslında. Çok hani derya deniz aslına bakarsanız hani bu konu. İçine girdiğiniz zaman bin tane mi milyon tane belki karşınıza soru çıkabiliyor. Ama bununla ilgili de dediğim gibi mutlaka ülkelerin, en azından Türkiye ve Azerbaycan bazlı konuşacağım, iki ülkenin de hukuk erkilerinin diyeyim, mesela işte Türkiye'de olur barolar, olur barolar birliği olur, Azerbaycan'da işte vekiller kolejyası olur, onların hepsinin bu dijitalleşmeyle alakalı, bu adapte olmaya çalıştığımız süreçle alakalı aslında hukuki altyapıları da sağlamlaştırmaları gerekiyor. İnsanların karşılıklı olarak hak kaybına uğramaması için. Bununla alakalı aslına bakarsanız hani biz Türkiye'de şu an yavaş yavaş çalışmaya başladık. İşte İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatım ben. Orada mesela bilişimle alakalı komisyonlar var ve biz orada işte özellikle yapay zeka hukukuyla alakalı birçok adımlar atmaya çalışıyoruz. Yani yarın öbür gün karşımıza çıkabilecek yapay zekaya dair hukuki uyuşmazlıklarda ne gibi aksiyonlar alabiliriz? Bununla ilgili bir takım adımlar atmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı kesinlikle Azerbaycan'da da birkaç çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü artık hani eskiden hep şey derdik ya, global dünya, işte yeni dünya düzeni vesaire, artık tam manasıyla bir global dünyanın içinde yer alıyoruz. Yani artık daha çok gelişmiş, daha az gelişmiş, yani o aradaki fark, aradaki uçurum hani artık daha dengeli hale gelmeye başlıyor bence. Dolayısıyla da böyle karşılıklı olarak bu şekilde çalışmaların yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Yani şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar.